Büyük mahalle çeşmeleri dönemin içme suyu ve kullanım suyu ihtiyacını karşılıyordu. Ancak yüzyıllar sonra işlevleri düşünce işte bu hale geldiler. İstanbul bir nehir kenarında kurulu bir şehir olmadığı için, yani Kahire'yi düşünün, Nil kenarında falan, İran'da Şiraz'ı düşünün, Asfahan'ı düşünün, hep şehir nehir kenarı veya Antakya'yı düşünün, Asi Nehri üzerinde kurulu. İstanbul'un her zaman su problemi olmuştur. Romalılar döneminden beri su getirmeye çalışmışlardır. İşte ondan sonra Roma kemerleri gibi, Kemerburgaz falan taraflarındaki kemerler gibi, Malova kemerleri gibi, Osmanlı, hem Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı döneminde su ulaştırabilmek için bu tür su yolları yapmışlar, su kemerleri gibi ve bunlar şehirlerde sarnıçlar oluşturmuşlar. Su hazneleri, büyük su hazneleri veya sarnıçlar oluşturmuşlar. Buralara ulaştırmışlar suları ve bir de sokak çeşmeleri oluşturmuşlar. Çünkü evlerde su şebekeleri hemen hemen İstanbul'da çok az konaklarda falan olurdu ya da kuyu sularında karşılarlardı. O yüzden inanılmaz derecede sokak ve meydan çeşmeleri yapılmıştır. Tarih eserleri koruma bilinci olmaması için restore edilenleri bile aynı duruma maruz kalabiliyor. Şu arkamızdaki çeşme gibi 2. Mahmut dönemine ait 1246-1830 tarihli bu çeşme, 2. Mahmut çeşmesi maalesef. Bir de bunların zamanla kot yükselmesiyle, işte apartman aralarında kalmasından tutun, kot yükselmesiyle birlikte kot altında kalmaları, aşağıda kalmaları, kotun altında kalmaları, çukurda kalmaları, çöp atma alanları haline geliyorlar. İşte bazen böyle alt kültür gruplarına mensup insanlar, işte sokakta yaşayan bir kısım evsizler dediğimiz, homeless'lar dediğimiz kimseler buralarda yangın yakıyorlar, ateş falan yakıyorlar. Bazen işte bu çeşmelerin önünde yangın da yanıyor, yangından kararıyor falan, perişan oluyor, yazıları dökülüyor. Dolayısıyla çok fazla tahribat söz konusu. Burası, mesela bu çeşmenin olduğu yer tam bir mahalle statüsünde aslında. Modern, işte böyle yüksek katlı sitelerin olduğu bir yer değil. Burada çok rahat korunur, insanlar kendileri korurlar. İçme sularını da buradan temin ederler. Aynı zamanda tahribatı da önlenmiş olur. Bunlar restore edildikten sonra uzun süre tahrip edilmeden kalır o zaman. Ama restore edildikten sonra eğer fonksiyon verilmezse, su akıtılmazsa 3-5 sene sonra tekrar tahribat, çöp atma alanı, evsizlerin kullandığı, homeless'ların kullandığı, böyle ateş yaktığı falan gibi yerler olur. Çok ciddi tahribata uğrar ve bir de tarih eser kaçakçılarının da tasallutuna maruz kalır. Kitabe sanıyorum kaybolmuş veya kırılmış veya çalınmış falan şey olan. Üzerindeki tuğra da, 2. Mahmut tuğrası da kaybolmuş, sökülmüş zamanında. Bakımdan veya yenilenmiş olabilir bu şekilde, tuğra falan konulmadan. Bir yenilenme ya da işte böyle farklı bir restorasyon görme söz konusu. İşte kot yükselmesinden dolayı yollarda kot yükselmesinden çukurda kalmış. Çukurda kalmasının verdiği dezavantaj olarak çöp atma alanı. İnsanlar ellerindeki çöpleri buralara atarak iyice daha kötü hale getirilmişler.
Zamanında belki muhtemelen şey de vardı, musluğu da vardı ama musluk sökülmüş gözüküyor. Buna işte fonksiyon verilirse ve bir de önü biraz az bir şey açılabilirse şu şekilde insanların şuradan rahat gidip su alabilecekleri bir şekilde içilebilecek nitelikte böyle su alınırsa 1830 tarihli, 1246-1830 tarihli bu çeşme korunmuş olacak.